Atina'da Dünya Doktorlar Kliniği'ndeyiz. Her sabah olduğu gibi hastalar kliniğin kapısında kuyruk oluşturuyor. Bir yıldan uzun bir süredir burada görev yapan Doktor Aspasya Mielakis'i görmeye çalışıyorlar. Mielakis, gönüllü hizmet vermeye kendini adamış bir doktor olarak Yunanistan'a geri dönmeden önce Afrika'da ve Haiti'de çalıştığından söz ediyor. Ülkelerde yaşanan krizler arasında farklılıklar olmamasına rağmen işsizlik, yoksulluk, temel ihtiyaçların karşılanamaması ve neticede umutsuzluk konusunda birçok ülkede ortak noktalar olduğuna dikkat çekiyor. Yunanistan'sa mali krizin etkisiyle tüm bu olumsuzluklar bütününe sahne oluyor. Yalnızca yabancılar ve göçmenler değil, Yunan halkından buraya gelenlerin sayısı da gün geçtikçe arttı. Çünkü ya sağlık sigortaları olmadığı için özel tıbbi desteğe ihtiyaç duyuyorlar ya da sağlık sigortasına sahip olup ilaç almaya paraları olmadığı için geliyorlar. Onlara ücretsiz ilaç sağlıyoruz ve her geçen gün daha fazla insan bu kliniğe geliyor. Vasilis Zorbas kliniğe daha sık gelmeye başlayanlardan biri. 2011 Şubat ayında işlettiği kafenin kapanmasıyla işsiz kalan Zorbas, işsizlik maaşından faydalanmıyor. Dolayısıyla sigortasını da ödeyemiyor. Kliniğe gelme sebebi ise antidepresan almak. Ne yazık ki bizi destekleyen ve işsiz olarak kaydımızı tutan bir kurum yok. Özel sektör çalışanlarına uygulanan asgari düzeyde yardım bize uygulanmıyor. Serbest mesleğe sahip olduğumuz için buna hakkımız yok. Bize vergi ödememiz konusunda baskı yaparak her geçen gün bizi daha fazla çıkmaza sürüklüyorlar. Halbuki bizim hiçbir gelirimiz yok. Bir yandan da gelir beyanında bulunmamızı istiyorlar. Ne yazık ki bunlar sadece Yunanistan'da yaşanıyor. Bundan 3 yıl önce kliniğe gelen hastaların yalnızca %10'u Yunan asıllıydı. Şimdilerde ise bu oran büyük ölçüde arttı. Yetkililerin paylaştığı verilere göre hastaların yarısı Yunan asıllı. Kliniğin başhekimi Nikitas Kanakis, özel bağışlarla ayakta kalmaya çalıştıklarından, kemer sıkma tedbirlerinin kliniğin geleceğini de belirsizliğe sürüklediğinden söz ediyor. Birçokları çok öfkeli. İnsanların umuda ihtiyacı var. Avrupa Birliği ve Yunanistan'da birçok partiden henüz somut bir çözüm planı ortaya atılmış değil. İleride neler olacağına dair bir kesinlik yok. İşsiz ve hiçbir geliri olmayan hastalarımızdan biri bana şunu söyledi. İflas etsek de ben ne kaybedeceğim? Olmayan gelirimi mi? Yunan toplumu için en büyük tehlike bu. Her geçen gün daha fazla kişi şu durumda Avrupa'da bir geleceklerinin olmadığını düşünüyor. Avrupa'da bir gelecek görememek, ekonomik ve sosyal durumu son 2 yılda alabora olan bir ülkenin insanlar için ortak bir kanı. Atina'da her 4 iş yerinden birinin kapandığından söz ediliyor. Maaş kesintileri ve yükselen vergiler evsiz sayısının artmasına neden olurken işsizlik oranı %20'nin üstünde. Günümüzde Yunanistan'da halkın 1/3'ünün yoksulluk sınırının altında yaşadığı tahmin ediliyor. İntihar vakalarındaki artış ise dikkat çekiyor. Yunanistan'ın düzenli olarak büyüyen 11 milyonluk nüfusu için artık bıçak kemiğe dayandı. Avrupa Birliği ve IMF'nin kurtarma paketi ise Yunanistan ekonomisini yokuşa sürerek halkın umutsuzluğunu daha da arttırdı. Bu durumun 6 Mayıs'ta gerçekleşen erken genel seçimlere yansıması, Alexis Tsipras liderliğinde Syriza Partisi'nin seçimlerden ikinci olarak çıkması şeklinde oldu. Avrupa Birliği ve IMF'nin kurtarma paketine ve kemer sıkma politikalarına karşı olan aşırı sol kanata dair Syriza, kimileri tarafından radikal olmakla eleştiriliyor. Seçmenler kurtarma paketini destekleyen ana akım partileri erken seçimlerde açıkça bir mesaj vermiş olsa da Syriza'nın hükümeti kuramamasının sonucu olarak Yunanistan 17 Haziran'da yeniden sandığa gidiyor. Eskiden Sosyalist Parti PASOK üyesi olan Sofia Sakorafa, Avrupa Birliği ve IMF'nin kurtarma planına karşı çıkanlardan biri olarak Syriza'ya katıldı.
Gerçek şu ki Yunanistan'ın reforma ihtiyacı var. Bizim demek istediğimiz şu: bir halktan belki 10 yılda gerçekleştirebileceklerini bir gecede yapmasını isteyemezsiniz. Devletin memur sayısını bir anda 150 bin civarında indirerek insanları kapıya koymasını talep edemezsiniz. Diğer yandan binlerce iş yeri kapanıyor. Yakında kapanan iş yerlerinin sayısı 600 bine ulaşacak. Bu işsizlik anlamına geliyor. Halk bu karanlık kuyudan nasıl çıkacak? Bundan hiçbir zaman çıkamayacağız. İstedikleri bu mu? Yaklaşık 350 milyar euroluk borca sahip Yunanistan'ın Avrupa Birliği ve IMF'nin yardımı olmadığı takdirde iflas edeceği öngörülüyor. Kimileri Atina'nın kemer sıkma politikaları üzerinden borçlarını hiçbir zaman ödeyemeyeceği ve temerrüte düşmesinin kaçınılmaz olacağını savunuyor. Bunun gerçekleşmesi halinde Yunanistan'ın Drami'ye dönmesi söz konusu. Geçtiğimiz hafta Yunanistan Ulusal Bankası yetkilileri Drami'ye dönülmesi halinde ülkenin enflasyon, daha da artan işsizlik oranı, devalüasyon ve neticede kaosla karşı karşıya kalacağı yönünde görüş bildirdi. Theodor Katsenavas ise Drami'ye dönmenin Yunanistan'a zarar vermeyeceğini savunan ekonomi uzmanlarından biri. Katsenavas, Yunanistan'ın para biriminin değerinin düşürülmesiyle ürünlerin daha ucuz ve rekabete yönelik olacağını, istihdamın artacağını ve ülkenin borçlarını ödeyebilecek güce kavuşacağını dile getiriyor. Karşımıza çıkacak sorunları biliyoruz. Enflasyon artacak, bazı ticari mallar seyrekleşip hatta yok olacaktır. Ama ayakta kalabiliriz. İnsanlar sonunda umut olduğunu bildiklerinde zorlukları yenebilirler. Arjantin aynı sorunu yaşadı. Meksika'da. Amerikan dolarına bağlıydılar. Aynı durum. Çok fazla sorun yaşadılar ve Arjantin Cumhurbaşkanı Kirchner dolarla bağı kopardı. Sonrasında birkaç yıl sonra Arjantin yeniden güç kazandı ve ekonomik büyüme her yıl %15'in üstüne çıktı. Bu şekilde borçlarını ödediler. Ekonomi uzmanları Arjantin usulü çözüme destek verirken kamuoyu yoklamaları Yunanistan'da çoğunluğun Euro bölgesinde kalmaktan yana olduğunu gösteriyor. Atina'da sivil toplum kuruluşu Klimaka'nın aşevine konuk oluyoruz. Leo Ioannidesis bir ressam. Geçtiğimiz Eylül ayında artık iş yapamayınca kendini sokakta bulan sanatçı, şu günlerde Klimaka'da çalışıp yaşamını burada sürdürüyor. Leo, drahmiye dönüşün çözüm olmayacağına inanıyor. Siyasi liderlerin parayla değil, insanlarla ilgilenmesi gerektiğini savunuyor. If Greece leaves the Eurozone, eğer Yunanistan Euro bölgesinden çıkarsa, yakın zamanda yok olur. Ne mi olur? Zenginler Euro'larını bankalardan geri çeker. Bankaların içi boşalır. Yunan halkı drahmi ile baş başa kalır. Kim sizinle drahmi üzerinden alışveriş yapar ki? Nasıl ithalat yaparız? Yunanistan ithalata bağlı. Çünkü son 15-20 yılda üretmeyi unuttuk. Çünkü para bulmak kolay işti. Neden mi? Çünkü her zor durumda siyasi liderler kolayca borç alabildiler. Şimdi ise bu borcun geri ödenmesi gerek. Bu nasıl olacak? Yunanistan Euro bölgesinde kalarak borcunu nasıl ödeyebilir? Euro bölgesinden çıkması durumunda bu, diğer Avrupa Birliği ülkelerinde zincirleme etkisi yaratır mı? Bu sorunlara Avrupa genelinde net bir çözüm henüz bulunamazken, Yunanistan'da kesin olan tek şey belirsizlik.